Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de tekrardan bir bisküvi pastası hazırlayacağım. 3 malzemeyle yapacağım sadece, başka hiçbir malzeme kullanmayacağım. Daha öncesinde krem şantilisini yapmıştım. Çok da sevilmişti sizler tarafından. Bu sefer pudinglisini yapacağım. Hem de kesim aşamasını kesmeden sizlere ayrıntılı olarak göstereceğim. Çünkü bazı arkadaşlar keserken bu şekilde sizin gibi olmuyor diye yorumlar yazmış. O yüzden orasını da ayrıntılı göstermek istedim. Hemen öncelikle bir paket sade, bir paket de kakaolu bisküvi kullanacağım. 2 paket de puding. Pudinglerim hemen hemen 147 gram kadar. Arkasındaki ölçülerden sadece yarım bardak daha az süt kullanarak yapacağım. Biraz daha koyu bir kıvam olmasını istiyorum. Hemen pudingi karıştırarak başlayayım. Şöyle bisküvilerimi bir kenara alayım. Tenceremi alıyorum. Ben evdeki pudinglerimi kullanacağım. Şöyle tencerenin içerisine boşaltıyorum. Benim kullandığım pudingin arkasında 3,5 su bardağı yazıyor. Ben yarım bardak daha azalttım. İkisine toplamda 6 su bardağı süt ekleyeceğim. Ben burada ölçtüm. Hemen hemen şu kap 1 litre alıyor. Şöyle boşaltıyorum. Burada 5 su bardağı var. Şöyle 1 su bardağı da ekliyorum. Toplam 6 su bardağı oldu. Ben sütün ölçüsünü bu şekilde veriyorum diye böyle yapmayın. Sizler de pudingin arkasında hangi ölçü varsa sadece ondan biraz daha az süt kullanarak yapabilirsiniz. Önce ocağa götürmeden şöyle bir çırpayım. Birbirine yedireyim sütle pudingi. Ocağıma getirdim pudingi. Hemen altını yakıyorum. Koyulaşana kadar karıştırmayı bırakmadan pişiriyorum. Koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi hatta fokur fokur kaynıyor. Bu şekilde bir 2 dakika daha kaynak ocaktan alacağım artık. Pudingi kenara koydum. Gördüğünüz gibi üzeri şöyle kaymak tuttu. Eğer aceleniz varsa bu şekilde bekletmeyin. Karıştırarak soğutabilirsiniz. Benim acelem olmadığı için bir 20 dakikadır dışarıda duruyor. Şöyle mikserle sadece 1-2 dakika karışana kadar çırpacağım. Çırptıktan sonra şöyle bir kabın içerisine boşaltayım. Daha rahat yapabilmem için. Önüme dizeceğim tabağı aldım. Bir kakaolu bir sade olacak şekilde şöyle sürüyorum. Daha doğrusu içine şöyle bıraksanız bile diğer bisküviyle dağılacaktır. Önce birazcık şöyle üst üste dizeyim. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu içerisine koyuyorum. Üzerine kapatıyorum. Diğerini üzerine koyarken tekrar arasına bir kat daha. Birkaç tane yanıma alayım. Daha rahat olacak. Şimdi artık yan çevireceğim. İlk yaparken birazcık yıkılmalar olabilir. Şöyle. Onu dizdikçe o düzgün bir şekilde duracak. Şimdi artık bir kakaolu bir sade. Şöyle kapatıyorum. Arada elinizle bastırın. Bisküvileri dizdim. Birkaç tanesini üzerine süslemek için biraz kakaolu, biraz sade ayırdım. Böyle 2 tane oldu.
gördüğünüz gibi. Çünkü tabağım küçük geldi. Ondan dolayı bisküvi bitene kadar sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen şimdi üzerini kaplayacağım. Şöyle üzerini boşaltıyorum. Diğerini kapladım. Şimdi bunu da böyle spatulayla üzerini düzeltiyorum. Azıcık şöyle yaylanma olabilir. Ama dolaba attığınızda kıvamını alacaktır. Bisküvileri tamamen kapladım. Hemen küçüğünü de aynı şekilde. Pudingimde neredeyse kalmadı. Şöyle dibinde azıcık kaldı. Şimdi pastaları dolaba kaldırıyorum. Eğer vaktiniz varsa akşamdan yapmanızı tavsiye ederim. Eğer benim gibi vaktiniz yoksa 2 saat kadar dolapta dinlendirdikten sonra çıkarıp süsleyeceğim. Bisküvi pastasını toplamda 2 saat önce dinlendirebildim. Bence vaktiniz olursa daha fazla dinlendirin. Süslemek için ben şöyle toz fıstık, Hindistan cevizi, birazcık da kalan bisküviyi kırdım. Öyle süsleyeceğim. Bu aşamadan sonra istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şu kısma fıstık koyacağım. Sırasıyla bir fıstık. Bir Hindistan cevizi. Bir de bisküvi parçaları. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir pasta oldu. Hem de yapımı kolay. Az malzemeyle. Ne kadar dolapta bekletirseniz o kadar da güzel olur. Şimdi hemen dilimleyeceğim. Bu esnayı kesmeyeceğim. Kesmeden dilimleyeceğim. Pastanızı şöyle düz bir şekilde getirin. Şu uç kısmını alıyorum. Uç kısmını kestikten sonra şöyle yanlamasına gidiyorum. Görüntüsü de yan yan kesmeniz gerekiyor bu pastayı. Tabakta da gayet hoş duruyor. Böyle bir çatalla yumuşaklığını da göstereyim. 2 saat kadar durmasına rağmen gayet yumuşak. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.